Herkese merhaba. Tema Dil Top Destination serimize devam ediyoruz. Bugün de daha önceden görme fırsatı bulduğum 5 şehirden bahsedeceğim size. Hemen başlıyoruz. İlki Paris. Paris is one of the most popular cities among travelers. Yani bu gezenler, seyahat edenler arasındaki en popüler şehirlerden biri hiç şüphesiz. Known as the City of Light or City of Life. Böyle ışıkların şehri, aşk şehri olarak biliniyor. The streets of Paris overflow with culture, art, beauty and history. Buradaki kelimemiz overflow with. Yani kültürle, sanatla, güzellikle, tarihle dolup taşıyor derken bu kelimeyi kullanabiliriz. Overflow with. Evet, resimde de meşhur bu Paris. Benim özellikle seçtiğim Eiffel Kulesi'ni seçmedim. Buradaki tagın resmini seçtim. Bana daha çok Paris anımsatan yer burası oldu. Devam edelim. Sıradaki şehir Brussels, Brüksel. Is one of the best connected cities in Europe because of its importance in the EU and its geographic location. Evet, Brüksel böyle en böyle şey Avrupa'daki bütün böyle merkez noktada birbirine bağlayan, diğer şehirleri birbirine bağlayan bir noktada. Neden? Çünkü AB'deki önemi ve coğrafi lokasyonu sebebiyle böyle bir şehir. Brüksel meydanını görüyoruz bu resimde de. Chocolate has been a major industry here since the 19th century. Brüksel deyince ilk olarak çikolata geliyor. Her tarafta çikolata mağazası, çikolatanın heykeller, çikolata, çikolata, çikolata. Her taraf çikolata. İkincisi ise burada görsellerde koymadım. Midye. Midyesi çok meşhur. Şeyi araştırırken, videoları hazırlarken böyle muscles kelimesiyle Brussels kelimesinin muscles midye demek. Brussels kelimesinin bir ilişkisi var mı diye merak ettim açıkçası. O kadar çok midye çeşidi var ki midyenin böyle envai türü. Midyesiyle meşhur bir şehir. There are over 2000 chocolate trees in the country collectively producing 172,000 tons annually. Evet, yıllık 172.000 ton çikolata üretiyormuş bu 2000 çikolatacı. Meydanı özellikle çok güzel. Yani Avrupa'nın birçok meydanı çok güzel ama Brüksel meydanı gerçekten harika bir meydan. Sıradaki şehrimiz Dresden. Dresden Almanya'nın bir şehri. Doğu Almanya'da bir şehir. Çek'e yakın, biraz daha Çekya'ya yakın bir şehir. Dresden is situated in the southeastern part of the Free State of Saxony, which borders not only other German regions, but also on the Czech Republic and Poland. Evet. Nerede yer aldığını söyledik. Evet, güneydoğusunda yer alıyor bu Saksonya eyaletinin. Burada göstermek istediğim yapılardan bir tanesi bu border kelimesi. Border biliyorsunuz sınır demek. Sınırı olmak burada fiil olarak geçmiş. Sadece diğer Alman bölgelerine sınır değil, aynı zamanda Çekya'ya ve Polonya'ya da komşu bir şehir Dresden. Bu duvarı göstermek istedim size. Upuzun bir duvar var Dresden'in girişte. Bu 1200'lü yıllardan 1900 yıllara kadarki olan hükümdarların, krallarının resimlerini böyle porselenle işlemişler duvara. Benim ilgimi çeken yerlerden bir tanesi de bu. Tabii ki birçok yer güzel ama sadece kısaca bunu paylaşmak istedim size. Sıradaki şehrimiz Warsaw, Polonya'nın başkenti Varşova. Warsaw is a story of rebirth diye başladım. Neden böyle başladım? Çünkü story of rebirth ne demek? Yeniden doğuşun hikayesi. Neden yeniden doğuşun hikayesi? Çünkü Varşova 2. Dünya Savaşı'nda dümdüz oluyor. Hitler Almanya'sı dümdüz ediyor ve tamamen aslına uygun bir şekilde yeniden inşa ediyor. Meydanını görüyorsunuz. Bir tarafta Chopin'in evi görüyorsunuz. Bir diğer tarafta ise Varşova Meydanı. Varşova Meydanı esasında orijinali değil. Sonradan aynı benzeri aslına uygun şekilde inşa edilmiş bir meydan. Devam edelim. And yes, this was one of Europe's most beautiful cities until it was flattened in World War II. Evet, flattened dediğimiz flat böyle dümdüz edilmiş 2. Dünya Savaşı'nda. Over the past two decades, Warsaw has rebuilt itself, rising up from ashes, from the ashes and emerging once again as one of Europe's great cities. Şu kelime çok güzel. Rising up from the ashes. Yani küllerinden doğdu diyor.
and emerging, emerge dediğimiz böyle gelişmek, ortaya çıkmak, once again as one of Europe's great cities, yani Avrupa'nın büyük şehirlerinden biri olarak tekrardan gelişti. Varşova yetiştirmiş olduğu müzisyeni Chopin ile meşhur. Burada da Chopin'in evini görüyorsunuz. Burası da görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Çok güzel bir bahçesi var Chopin'in evinin. Evet. Diğer yerimiz, diğer bölgemiz ise Lesbos. Biz Midilli olarak biliyoruz. Lesbos adası, onlar çoğunlukla Lesbos kelimesini kullanıyorlar. Diğer ismi de Mintilini diye olarak geçiyor. As also commonly known as Mintilini, known as dediğimiz böyle biliniyor az önce söylediğim. A beautiful island in the North Aegean Greece. Evet, Kuzey Ege'de bir ada, Yunan adası. It has two mountains, iki tane adası var. Olive groves, böyle zeytinlikleri var. Bu kelime de güzel bir kelime, örneğin zeytinlik. A petrified forest, böyle petrified forest dediğimiz taşlaşmış orman. And picturesque traditional villages, böyle masalsı, resimsi böyle geleneksel köyleri var. Summer visitors may enjoy several events in Lesbos and swim in the island's stunning beaches. Evet, yaz için tabii ki ideal bir yer. Güzel bir takım aktiviteleri var, festivalleri var ve adanın böyle çok güzel büyüleyici plajlarında yüzme imkanı bulabiliyorsunuz. Included in the top beaches of Greece. Güzel, yemekleri güzel, deniz güzel, bize de yakın, hemen gidilebiliyor. Evet, toparlayalım bakalım neler öğrendik. Overflow, too full. Mesela bir şeyle dolup taşmak demiştik ya, şöyle bir örnek verdim. His room is overflowing with books. İşte odası kitaplarla dolup taşıyor derken. A major industry, şey için geçmişti sanırım, Brüksel için geçmişti. Evet. Yani ana endüstrisi, ana sanayi. Collectively kelimesi geçmişti. Üzerinde durmamıştım. Şimdi şey yapayım. Grup olarak, yani toplamda hepsi birlikte anlamına geliyor. Annually, şunu çizeyim önce. Annually, every year, yıllık anlamında. Situated dediğimiz located, bu kelime haliyle çok geçiyor şehirleri anlatırken. Border, hem isim hem fiil olarak geçiyor. Sınır olmak, sınır anlamında geliyor. Flatten dediğimiz kelimesi böyle dümdüz edildi, knockdown edildi 2. Dünya Savaşı'nda. Rise up from the ashes dediğimiz küllerinden doğmak, çevirisinde come back from the dead, yani böyle dirildi gibi çevirebiliriz. Emerge, gelişmek anlamında geliyor, geçti burada. Commonly, yaygın bir şekilde. Olive grove, zeytinlik demiştik. Picturesque traditional villages geçmişti Midilli adasında. Yani böyle resimsi, böyle resim gibi geleneksel köyler olarak. Stunning ise extremely beautiful, oldukça güzel, çok güzel anlamına geliyor. Bugünlük de bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere.